Edirne'de 2018 yılında yoğun yağışlar sonucu Oğulpaşa Deresi taşmış, bir kişi yaşamını yitirmişti. Dün etkili olan kuvvetli yağışta köyün içinden geçen Oğulpaşa Deresi tekrar taştı. Bölgede incelemelerde bulunan İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Geçmiş, dere için kalıcı çözüm bulunması gerektiğini söyledi. Oğulpaşa'da bildiğiniz üzere 2 yıl önce de böyle yoğun yağmurlar neticesi ve bir tane de can kaybına, mal kaybımızla birlikte bir de can kaybına sevviyet verilmişti. İl Özel İdaresi ve Devlet Su İşleri olarak yoğun bir çalışma içerisinde bulunmuştuk. Vatandaşlarımızın yaraları sarılmıştı. Fakat şimdi çok fazla da olmayan bir yağmur neticesinde köyün tam ortasından geçen bir dere yatağında yine taşmalara sebebiyet verilebilecek bir yapıyı dün yerinde incelemeler muhtarımızla yaptığımız görüşmelerde gördüm. Burada bir kalıcı çözümü mutlaka yaratmak zorundayız. Uzaktan gelen, Siloğlu'ndan gelen yağmurlar, dere çataklarından gelen yağmurlar köyün ortasındaki dereyi şişirdi ve kütüklerin ve ağaç kabuklarının oluştuğu yerden iki tane köprümüz var. Köprü ayakları tıkanmaya neden oldu. Katolarla, greyderlerle köprü ayakları açıldı. Suyun gidişi sağlandı. Fakat bunlar kısa dönemli çözümler. Gece böyle bir şeyler anında olabildikleri zaman yine o köyde devamlı sorunların yaşanacağını görmüş olduk. Orada evedilikle taşkın alanı sahasına devlet su işlerinin zaten alınmıştır ama gerekli çalışmaları, ödenekleri bulunarak orada altının beton ve kenarlarının köy dışından başlayarak köy içinden geçen dere yatağının tümünün üzerinde koruyucu kazıklarla beton duvarlarının olması gerekir. İl Genel Meclis üyesi Kutay Özköse son günlerdeki yağışların baraj ve göletlerin dolması açısından etkili olduğunu söyledi. 4 günden beri yoğun bir şekilde devam eden yağışlar hem çiftçimize olumlu yönde etkileri vardı hem de içme suyu anlamında göletlerin ve barajların dolmasında olumlu etkiler yaratmıştır. Şu an şehir merkezimizde Sarayiçi mevkinde Tunca Nehri'nin bir taşkını söz konusu. Gerekli müdahaleler orada yapılıyor. Umarız ki daha ciddi bir sorun haline gelmeden çözülecektir. Siloğlu İl Genel Meclis üyesi Önder Cin, yağışların tarım arazileri için faydalı olduğunu anlattı. Siloğlu ilçemizde son 4 günde yağan yağışlar 160 kilograma yakın yağış yağdı. Bu da demektir ki Siloğlu'nda yıllık bazda düşündüğümüzde 500-600 kilogramlarda yağış düşüyorsa bu demektir ki Siloğlu'na son 4 günde yağan yağmur yıllık toplamın 1/4'ünün üzerinde bir yağış düşmüştür. Tabii bunun neticesinde yağışlar çok güzel, şöyle güzel, barajlarımızın su seviyeleri yükseldi. Tarım arazileri, çiftçilerimiz yağış bekliyordu uzun süreden beri. Bunlar şu an için bir sıkıntımız kalmadı. Tabii özellikle Edirne içme suyu sağlayan Siloğlu ve Kayalı barajları da burada çok önemli. Bunlarda da Siloğlu barajında epey bir su debisi yükseldi. Kayalı'ya su geliyor. Bu da bizim için sevindirici şeyler. Ha, ufak tefek şeyler var mı? Var. İşte Siloğlu ilçe merkezinde işte dere yatağında su seviyesi yükseldi. Köy yollarında ufak gerdelde şeyler oldu ama bunların hepsine özel idaremiz gerekli ekipman makinaları göndererek mil temizliğini, şarampol temizlemesini yaptı. Şunu da söylemek gerekir. Bu yağış az bir yağış değil. 4 günde yağan yağmur. Bilhassa son 24 saatte yağan yağmur Siloğlu'na metrekare 130 kilogramın üzerinde. Çok büyük bir yağış bu. Buna rağmen ilçemizde ve köylerimizde herhangi bir can kaybı yok, mal kaybı yok. Buna şükrediyoruz. En güzel tarafı da bir hafta önce kuraklıktan bahsediyorduk. Bu kuraklık büyük ölçüde atlatıldı gibi diyebiliriz. Lalapaşa İl Genel Meclis üyesi Halil Akdağ, yağışların susuzluk sorunu çeken bölgemiz için etkili olduğunu söyledi. Bütün bölgelerimizde olduğu gibi, ilçelerimizde olduğu gibi Lalapaşa'da yağıştan nasibini aldı. Bu konuda çiftçilerimiz mutlu. Geçen sene yaşadığımız kuraklık dolayısıyla zahmet çekmiştik. İnşallah bu sene yağan yağmurlarla tarımda daha iyi bir verim olur. Temennimiz bu. Bir de Lalapaşa'nın susuzluk sorunu vardı bildiğiniz üzere. Bu yağan yağmurlarla da artık yeraltı suları da biraz birikerek çoğalarak inşallah içme suyunda da sıkıntı yaşamayız diye temenni ediyoruz. Yağan yağmur önemli bir yağmur. Yani miktar olarak çok fazla bir yağmur.